Sevgili izleyiciler, Çağlar Boyunca'dan merhaba. Bu hafta konuğumuz Sosyal Haklar Derneği Başkanı ve 24. dönem milletvekili Melda Onur. Hoş geldiniz Melda Hanım. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sizinle ilgili bir ön çalışma yaparken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde verilmiş meclis araştırması önergelerinde ilk imzacısı olduğunuz konulara şöyle bir baktım ve işte Luna Park kazaları, termik ve nükleer santral kazaları, işte tabii tren kazaları ve daha birçok sosyal hakkın yok sayıldığı, insan hayatının riske atıldığı konularla ilgili ilk imzacısı olduğunuz önergeler vermişsiniz. Bu da sizin hani zaten ne kadar duyarlı, ne kadar bu alanda aktif bir aktivist olduğunuzu da bilerek hiç şaşırmadım. Ne olduğunu merak ediyorum. Bu önergelerden sonra hakikaten ne kadar çok imza atmışsınız, ne kadar çok emek verilmiş. Ne oldu? Sonuç ne oldu? Evet, sonuç ne oldu? Bakıyorsunuz. Aslında şöyle, şimdi bu araştırma önergesi konusu toplum tarafından çok fazla bilinmiyor. Bir de iktidar partisi bunları biraz hani nasıl diyeyim ciddiye alınmaması yönünde genel bir eğilimi var. Oysa her bir araştırma önergesi aslında size yaklaşacak bir felaketin habercisidir. Şimdi milletvekili dediğiniz durduk yere bakayım bugün ne önerge yazayım demez. Genelde bulunduğu ortamda ya da işte geldiği bölgede birileri ona der ki ya şurada şöyle şöyle bir şey var, burası sinyal veriyor. Burada şöyle bir şey var, burası sinyal veriyor. Oradan önerge verirler. Çoğunlukla da zaten İktidar Partisi'nin oylarıyla reddedilir. Çoğu zaman görüşülmez bile. Ama hiç olmadı tartışılması sağlanır. Ve çoğunlukla da ne yazık ki keşke öyle olmasa muhalefetin bu araştırma önergelerinin konuları bir süre sonra bir felaket olarak karşımıza gelir. Bunun en trajik örneği Soma'dır. Özgür Özel'in araştırma önergesidir ve hemen ertesinde olmuştur. Bunun ardından Aladağ mesela çocuk yurdu yangınında daha önce pek çok önerge görebilirsiniz. Bu yurtların, cemaat yurtlarının denetlenmesiyle ilgili olarak bunun da üzerine yatmıştır iktidar. Tabii biz bunların hep peşinde olduk. Çünkü yani bir yere gidip baktığımızda hakikaten bir tuhaflık hissediyor ya da bir veri geliyordu. Bir örneği vardır bununla ilgili. Bir de benim tabii mümkün olduğu kadar belki biraz gazetecilikten gelme deneyim diyeyim ya da bakış açısı. Ben herkesin baktığı yere bakmamayı tercih ettim hep. Hep şey derler ya şurada o şey oluyor gitsene sen de. Ya orası zaten ilgi görüyor. İnsanlar oraya bakıyorlar. Orası ilgisiz değil. İlgisiz kalmış alanlara gitmemiz lazım dediğim bir bakış açım vardır. Danışmanlarım da meclisteki ekibim de onu kaptı. Bir tanesi var, burada ismini anayım, çok da severim, Ender, hala mecliste danışman. Bir gün dedi ki ya bu balon kazaları oluyor, bu birkaç tane oldu, abla bununla ilgili önerge ver tabii dedim. Neyse biz önergeyi verdik. Sonra nedense böyle bir balon şirketleri, herhalde gezi şirketleri, böyle aleyhte haberler yaptılar, sadece 3 tane balon düşmüş de ne olmuş falan. Evet. Sonra geçtiğimiz zamanlarda biliyorsunuz, balon kazalarının artması esas itibariyle orada bir uyarı sisteminin olmaması. Evet. Yani şimdi bakın bu kadar ucuz değil hayat. Ama ne yazık ki bizim ülkemizde çok ucuz hayatlar. Sosyal hak da aslında baktığınızda yani benim meclis dönemimde farkında olmaksızın belki sosyal hak kavramı üzerinde çalışarak. Çünkü sosyal hak, biz daha çok Türkiye'de insan hakkı, yaşam hakkı, evet. Yani birinci nesil hakları biliriz. Sosyal haklar çoğunlukla hak olarak bilinmezler bile. Üçüncü nesil jenerasyon haklar. Yani ekonomik, sosyal, kültürel haklar diye geçiyor. Evet. Şimdi tüm bu alanlarda çalışmışım hakikaten. Meclisten sonra da Sosyal Haklar Derneği ile arkadaşlar, dostlarla öyle bir birliktelik oldu. Evet. Ve oradan devam etmeye başladım ve sosyal hakları aslında şöyle tanımlıyorum. Ben hukukçu değilim. Tabii hukukçular farklı tanımlıyor ama en basit tanımıyla benim açımdan aslında bir nevi önleyici doktorluk, önleyici tıp gibi. Siz eğer sosyal hak ihlali yapmazsanız yaşam hakkı ihlali olmaz. Evet. Sosyal haklar tamamen koruyucu, kollayıcı bir hukuktur.
Ve o yüzden çok önemlidir. Siz eğer koruyucu, kollayıcı bir hukuk, bir düzenleme yapmazsanız öyle 301 işçinin ölümüne, evet, 12 çocuğun yanmasına engel olamazsınız. Şunun için bugün Soma cinayeti diyoruz biz, katliamı diyoruz, evet, daha doğrusu. Evet. Göz göre göre geliyor. Aynı Özgür Özel'e ulaşan veri gibi orada da işçiler aşırı ısınma olduğu, sürekli terlediklerine dair bir takım sinyaller veriyorlar. Aşırı bir iş yükü var. Ve iş hakkı, yani güvenli iş hakkının ihlali bariz olarak görünen bir yer. O tamamıyla aslında bir olası kasıt dedikleri yani. Hani burada bir patlama olabileceğini görerek ya nasıl olsa olmaz demek gibi bir şey. Hı hı. Aynı şekilde Aladağ'da. Aladağ'da da çocuklar sudan elektrik çarptığını söylüyorlar. Şimdi tabii en acı olanı bulaşık yıkarken söylüyorlar bunu. Evet. İlkokul ayarında yurda bırakılmış ve sadece okuması için oraya bırakılmış çocuklara bulaşık yıkatılması zaten ayrıca, evet, ayrı bir hikaye. Tüm bunlar aslında hani şeyler, sinyallerdir ama mesela Aladağ'da normal olarak eğitim hakkının ihlali, ulaşım hakkının ihlali, hı hı, peş peşe gelmiştir. Aladağ'ın köylerinde aslında yeteri kadar öğrenci ve hatta bazında okul binası varken oraya bir eğitim hizmeti götürmeyen devlet, yani sosyal hakkı, evet, öncelemeyen devlet yolunu da yapmayarak, hı hı, taşımalı eğitim hakkından da mahrum etmiştir çocukları. Evet. Sosyal hakları şöyle bir sıraladığımızda o zaman... Valla eğitim hakkı, hı hı, sağlık hakkı, kent hakkı diyoruz biz, onun içinde ulaşım hakkı var. Sağlıklı bir çevrede yaşama, evet, hakkı, güvenli iş hakkı, hatta buna kültür, sanata ulaşma, evet, hakları... Suya erişimi, tabii suya erişim, sağlıklı erişimi, gıda, güvenli gıda hakkı, hı hı, tüm bunlar. Şimdi bunların birçoğu gerçekten hani insanların öldüğü, yaşam hakkı ihlalleri olduğu bir ortamda göz ardı edilebiliyor ama aslında bunları göz ardı etmek dediğim gibi diğer hak ihlallerine sebebiyet veriyor. Onun için sosyal haklarımızı korumalı, kollamalı ve politikaları bunun üzerinden kurgulamalıyız. Ve bizim aslında baktığımızda sosyal hakların her birinin referans aldığı bir şey var, kanun var, yasa var, anayasada var. Bunların referans noktaları var. Uluslararası sözleşmeler, uluslararası var. Sözleşmeler var, hepsi var. Evet. Ama yeter ki bu konuya eğilip uygulamaya geçilebilsin ve yani her çocuğun işte kendi bulunduğu ortamda kamusal ve parasız eğitim, evet, alabilmesi, sağlık alanında kaliteli, ücretsiz ya da hani minimum ücretli sağlık hizmeti alabilmesi. Aynı şekilde ulaşım hakkı en uygun fiyatlı ya da hani kimi yerde ücretsiz, evet, ve güvenli ulaşım, evet, imkanını sağlayabilmesi. Soracağım ama aslında ilaca erişim. Tabii ilaca erişim tabii ki. Bu da ki, bir ilaca sosyal erişim. Hak değil, aynen, mi? Aynen. Yani bugün baktığınızda hani sağlık sistemiyle övünüp, evet, her sorunu çözdük dedikleri bir sistemde hakikaten çok ilaca ulaşılamıyor. Yani ithal ilaçlar pahalılar, bazıları sigorta kapsamında bulunmuyor. Onun dışında yani şehir hastaneleri adı altında şehrin çeperine, evet, yerleştirilmiş bir takım hastaneler ve yani 4-5 dakikalık muayenelerle geçilen ön tedavi süreçleri, tüm bunlar aslında sağlıklı bir sağlık sisteminin olmadığını, evet, gösteriyor. Evet. En önemlisi de bizim anayasanın 56. maddesinde de vurgusu yapılan herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Evet. Bu madde çok önemlidir. 82 anayasası gibi bir anayasada bile bu madde bizim bir süredir yani belki son dönemde çok fazla artık hani mahkeme kararlarına da şey yapmamaya başladılar ama uzun zaman mesela HES iptalleri bu madde sayesinde oldu. Çevreyle ilgili bütün o felaketlerin önlenmesi bu madde sayesinde oldu. Sosyal haklar karşısında devletin rolü ne peki? Aslında devletin rolü esas rol. Yani devletin rolü bu yasaları uygulamak. Uygulamak. Bu yasaları uygulamak ama sosyal haklar tabii
üzerinden rant devşirebilecekleri bir alandan çok uzak kalıyor. Onun için yani onun üzerinden üzerinden para kazanılamayacak ya da bir rant yaratılamayacak alanlara devletler pek, yani şöyle söyleyeyim, en azından liberal ekonomi zihniyetindeki ya da işte kapitalizme vurgun hükümetler uzak duruyorlar. Ama sosyal hakları sadece şey olarak görüyorlar. Yani AKP iktidarında bakıldığında hani sadaka devleti falan diyorlar yani, evet, sadaka. Evet, evet. Şimdi sosyal yardımlar meselesinde işin hani sadaka boyutuna gidip, yani tabii ki şey hiçbir zaman için karşı olmamışımdır. Yani yardımlaşma. Yardımla tabii, yani işte evlilik. Fakat bunlar bir, eğer mahalleler bazında ayrımı yapılıyorsa, iki, bunlara bağımlı bırakılıyorsa toplum. Evet. Yani siz tabii ki en yoksul kesime gıdasını da ver, her şeyini vermelisiniz, verebilmelisiniz. Tabii. Yani devletsiniz, çok büyüksünüz. Temel besine yetişirsin. Temel besine, yani kolisiyle her ay versin. Yani yumurtasını, sütünü, şusunu, busunu, her şeyini verebilsin. Ama mesele buna bağımlı hale getirmek. İşsizliğin artması, nüfusun artması ve buna bağımlı kılınması insanların. Yani ben bir dönem hatırlıyorum, şu kadar yeşil kart var diye övünüyordu devlet. Evet. İnsan yeşil kart ile övünür müsünüz? Yani yoksullukla övünmek. Evet. Yoksullukla övünmek. Bir taraf çok zenginleşirken bir taraf yoksullaşıyor. E tabi bunun üzerinden de biat eden bir toplum oy vermeye mecbur bir vatandaş kitlesi yaratmak. Aslında bu da hesaplı bir şey tabi. Evet. 28 Nisan Dünya Çalışma Güvenliği ve Sağlığı Günü olarak evet. ilan ediliyor Uluslararası Çalışma Örgütü evet. tarafından 2001 yılında. Sizin de bununla ilgili yas ve anma günü 28 evet, Nisan evet. bu şekilde evet, ele alınsın diye evet. bir çabanız, bir savunuculuk evet, süreciniz evet, var değil evet. mi? Ama herhalde onunla ilgili henüz... Yani bununla ilgili tabii kanun teklifleri verilir, evet, o verilir, evet. bulabilir ama ya bu anlayışta bir iktidar olması lazım. Evet. Bu anlayışta iktidar olmadığı takdirde, yani bunu bir fıtrat olarak gören, evet. Bu ağır ihlallerle, ihmallerle, bu felaketlere sebep olmuş insanları, hani şeyle yeni yatırımlar vererek ödüllendiren, yetmedi işte mahkemenin verdiği 3 yıl bu tür bir işletme sahibi olamaz kararını bile kaldırtan bir iklimle, öyle diyeyim, iklim yani sonuçta, hı hı. iklimden kastım şu, evet. bir iktidar ve o iklimin etkisindeki evet. yargı olduğu müddetçe bu şeyler, bu tür şeyler olmaz. Yani işçi olmayı, yani şöyle bir şey düşünün ki, bir işletme, bir yatırım yapılırken, bir inşaat yapılırken yaklaşık gözden çıkarılabilir işçi oranı diye bir oran bile var. Yani şöyle bir şeyde bu kadar işçi ölebilir gibi böyle bir oran bile var ki bu olmamalı. Yani bir kişinin, bu bir risk hesabı. Tabii bu bir risk hesabı. Simülasyonunu olarak, yapıyorlar. Tabii olabilir, olabilir. Tabii. Sadece hani istatistiksel tabii. bir veri tabii, bu. Tabii veri, yani. Veri aynen öyle. Oysa hiç olmaması gerekir. Yani bazen hani işçilerin iş güvenliği önlemlerini kendilerinin almadığına dönük şey olabilir. Orada da kabahatli şeydir, yönetimdir. İşçiye iş güvenliği önlemini almayan işçiyi evet. gerekli şeyi yapacaksınız. Önlemi alacaksınız. Siz alacaksınız evet. o önlemi. Evet. Bu bir bahane değildir. Evet. Ama bununla mücadele eden tabii biz, artık çok dernek var, İSİK var, İSİK Meclisi var. Hı-hı. Çok iyi raporlamalar evet. yapıyor. Evet. Her ay bu ay iş cinayetlerinde evet. ölen işçi sayısını açıklıyor. Evet. Gerekçelerini evet. açıklıyor. Bu önemli ama hakikaten rakamlara baktığınızda evet. çok çok ciddi yani rakamlar. Her yıl 2000'den fazla evet. insanın hayatını kaybettiği evet. söyleniyor. Evet, evet, evet. Akıllı ve bakın bu, bu bence şeye yansıyan, yani bu rakamlara yansıyan, çünkü şöyle yani resmi diyeyim. Mesela ben şundan eminim, şeylerden kimsenin haberi yok. Birçok göçmen var bu ülkede. İşte evet. Suriyeli var, Uzak Doğu'lar. Afgan var. Bu insanların bu tür iş, inşaatlarda şurada burada çalışırken öldükleri zaman duyulmadığını bile düşünüyorum ben. Burada ahbabı arayanı, soranı, eşi, dostu, bir nüfus cüzdanı, bir şey yoksa yok olur giderler. Yani bunların da
mesela takip edilmesi gerekiyor. Ne kadar takip edilebiliyor bilmiyorum. Bir de mesela benzer kadın cinayetlerinde de vardır. Mesela yaralandıktan sonra hayatını kaybedenler çoğu zaman belki bu rakamlara bile bir de yansımıyor hani şeyde kalanlar var. Yani hani hani ölmekten beter deriz ya, yani evet, öyle kalanlar da var ki mesela kadın cinayetlerinin evet, birçoğunda evet, bu oluyor. O yüzden yani hani ölümüne bir kalkınma değildir yani. Tabii. Kalkınmadan devam edecek olursak bütçeyle çok ilişkili tabii. Tabii. Bütçeler yapılıyor, görüşmeler sürdürülüyor evet, ve bayağı da tartışmalı, çok hararetli evet, ortamlarda evet, biz de izliyorduk eskiden. Evet, şimdi evet, artık izleyemiyoruz evet, evet, yayınları bu kadar. Sayenizde bir evet, evet, yayın izlemiştik. Doğru. TRT doğru, yayını kestiğinde, Meclis TV daha doğrusu, evet, sizin yayınınızla izlemiştik ve bu da son derece önemli bir mesajdı gerçekten. Kimin için bütçe yapılıyor? Halk için bütçe diye bir söyleminiz var. Ya halk için bütçe şöyle, aslında halk için bütçeden söylememiz esas itibariyle sosyal hakları önceleyip evet, onun üzerinden yapılabilecek bir bütçe. Yani eğitim bütçesi, sağlık bütçesinin, yani sosyal kültürel faaliyetlerle ilgili olarak insanların geliştirilmesine dönük. Sonra çevre koruma, tüm bunları önceleyen bütçe olması gerektiğini düşünüyoruz. Bir de tabii bunun dışında mesela bu alanda çok çalışanlar var. Yani bir vatandaşlık, hani genel bütçeden vatandaşa ayrılan paylar vardır bazı ülkelerde. Evet. Mesela bunun bile olması gerekiyor. Yani bakıldığında hani yıl sonu belli bir bütçeden vatandaşlık ne hakkı? Vatandaşlık hakkı diyorlar. Kimi yerde vatandaşlık hakkı diyorlar, kimi yerde farklı isimleri var. Tüm bunlar aslında hani refahtan, ülkedeki refahtan vatandaşın aldığı payı artırmaya dönük. Hem faaliyetleri, yani sosyal haklar üzerindeki faaliyetlerin finans fonlanması ve bütçesinin genişletilmesi, hem de ekstra yani ülkede bir gelişme varsa bunun sadece belli bir gelir kesimine değil, bütün vatandaşlara dağıtılabilecek şekilde bir takım çalışmalar yapılması lazım. Ama bizim tabii bütçe bakıldığında işte Diyanet'e gider. O da tek dinin Diyanet'ine gider. Tek mezhebin daha doğrusu, öyle söyleyeyim. Şeye gider, silahlanmaya gider. Eğitime ayrılan bütçelerde de maalesef ki eğitimin mümkün olduğu kadar cemaatlerin güdümüne teslim etmeye dönük bir eğitim politikasına gider. Acıdır ki bu ülkede eğitim politikası yılda bir kere reform geçiriyor. Yani bunca bütçelerle, bunca işte hani acılar da çekilmiş, şeyi de görüyoruz. Yani son işte 15 yılın öğrencilerinin sürekli olarak haklarının gasp edildiğini de gördük. Ama buna rağmen hani ne bu bütçe düzgün kullanılabiliyor anladığım kadarıyla, ne de oradaki bürokrasi gerçekten halk için eğitim programı çıkarabiliyor. Halk için eğitim bütçesi pay edebiliyor, oluşturabiliyor. Yani bakıldığında hani bütçeye bakıldığında zaten bütçe kalemlerinden neler kesiliyor, neler artırılıyor. Milli savunma bütçesinin yüksek kaldığı, işte Diyanet bütçesinin yüksek kaldığı yerlerde çok da fazla hani sosyal hak korunup kullanmasından söz edemeyiz. Evet. Sosyal devlet kavramı çok dillendiriliyor ama evet, aslında hakikaten olması gerektiği evet, gibi evet, bir hani yardımlaşma ve daha evet, çok işte bağımlı kılma, biraz önce söylediğiniz tabii, gibi tabii, bir muhtaçlık durumu yaratma gibi bir evet, şey. Sosyal devletten ziyade bir sosyal şey de aslında yardım devleti, yani hani sadaka devleti diyorlar, sevmiyorum o tanımı, işin doğrusunu söylüyorum. Çünkü sadaka sonuçta bir sistemdir. Yani işte bir gelenek, bir dinden evet, süzülerek bugünkü hı hı, halini almış bir şeydir. Ama hakikaten sadece nasıl diyeyim, bir karşı tarafta bir gelişme yaratmadan, hı hı, yani sadece durduğu yerde saydırarak insanları evet, bir sosyal yardım olmamalı, olmaz. Evet. Yani sürekli balık vermek hiçbir işe yaramayacak. Tabii. Sürdürülebilirlik de tabii bu durumda de, olmuyor. Tabii. Yani hiçbir tabii, tarafta tabii, işte aynen, çalışmaya, eğitime, evet, istihdama evet, katkı evet, sağlayacak evet, gibi evet, değil. Bu seçimler yenilenecek.
ve yenilenmesi, yenilenecek değil mi? Doğru kelimeyi kullanıyorum. Evet, yenilenecek. Umarız. Evet. Evet. Ve adaylardan biri işte 100 bin kişinin işte İstanbullunun istihdam edileceğini söylüyor. Evet. Hakikaten hani bunun simülasyonu sizce yapılmış mıdır, yapılıyor mudur bu? Hangi sektörlerde, nasıl bir planlamayla bu istihdamlar yaratılacak? Dolayısıyla da işe ulaşma hakkı da bir sosyal hak. Tabii, değil mi? Çalışabilmek, tabii. Hayatını kazanabilmesi bir insanın. Tabii. Sizce yani meclisin koridorlarında çok yaşamış, mecliste bulunmuş biri olarak hani arkada nasıl bir dinamik var ki bu kadar rahat bu vaatler verilebiliyor? Neye güveniliyor? Aslında yapılmayacak şeyler değil, düzgün çalışılsa. Evet. Yapılmayacak şeyler değil bunlar. Sonuçta baktığınızda siz eğer yatırımlarınızı üretime dönük, sanayiye dönük, iş üretmeye dönük yaparsanız birçok kişiye iş sağlarsınız. Ama hep övünülen inşaatlar geçici işçi yaratıyor. Yani inşaat, enerji, AVM odaklı yatırımlar düzenli iş sağlayıcı. Yani gelir, nasıl diyeyim, daha hani sabit iş sağlayıcı yerler değil. Yani sonuçta siz inşaatlarda ancak taşeron işçilere kısa dönemli iş sağlamış oluyorsunuz. Yani iş güvencesi enerji, son derece sınırlı. Tabii enerji yatırımı yapıyorsunuz. Yine orada da işte o dönemde inşaat döneminde inşaat işçisi çalışıyor. Orada bir işte ölen ölüyor, kalan sağlar bizimdir şeklinde. En fazla orada yarattığınız istihdam bir bekçidir, bir işte bir şeydir, mühendistir falan. Şimdi Türkiye'nin ekonomisi bunun üzerine yoğunlaşırsa kimseye iş veremezsiniz yani. İstihdam sağlayamazsınız. Ondan sonra çıkar sanayiciyi azarlarsınız. 3-5 kişi alsanız ne olur diye. Siz yani o sizin kurduğunuz ekonomik yapının sanayicisi. Yani siz nasıl istihdam yaratamıyorsanız bu çıkmaz döngü içerisinde o da ilave işçi alamıyor. Yoksa yani yüz binler falan bu hedefler konur. Koyabilirsiniz. Yani yapamaz, edemez, yapılabilir ama yapmaya niyette yoktur yani. Sadece bir vaat. Olsa zaten olurdu şimdiye olurdu, kadar. Diyorsunuz. Evet. Olsa olurdu şimdiye kadar. Evet. Sosyal hak konusu. Şimdi hani aslında mecliste değilsiniz şu anda ama yaptığınız şey de bir nevi yine halkın hukukunu korumak, işte hakkını korumak ve bununla ilgili aslında sadece unvanınız belki şu anda mevcut durumda milletvekili. Yaptığınız şey hakikaten de çok önemli. Peki bu savunuculuk faaliyetlerinin işte devletin ilgili organlarıyla nasıl gidiyor? Yani hakikaten sizi dinliyorlar mı ve sizinle işbirliği yapılıyor mu bir sivil toplum örgütü olarak? Vallahi aslında şöyle... yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Şöyle çalışıyoruz. Tabii benim eski milletvekili olmam, meclis kapısının açık olması ve biraz da hani orada milletvekillerine, komisyon başkanlarına, bakanlara ulaşabiliyor olmamın bir avantajı var. Yani beni gördüklerine çok mutlu olmamakla birlikte yanımda aileleri götürüyorum çoğunlukla. Yani öyle bir yol bulduk. Evet. Ya onların sorunlarını çözme doğrultusunda ben hani çalmadığım kapı bırakmıyorum sonuçta. Evet. Bir şekilde çözüyoruz sorunlarını. Onun dışında ne bileyim işte Adana'daki yol yani ulaşım hakkı üzerinden bizim Adana temsilciliğimizin çok çalıştılar hakikaten. Hele yani hem Adana hem İskenderun iki temsilciliğimiz var bizim Sosyal Haklar Derneği'nin orada. İlk günden itibaren yani Aladağ yangınının ilk günden itibaren hem ailelerle birlikteydiler hem oradaki avukat arkadaşlarımız davalarını aldılar. Mesela oradaki yollar, şeyi hatırlarsınız çocukların cenazelerini çıkaramamışlardı. Evet. Yani o kadar bozuktu ki yollar. Evet, evet. O yolların yapımı için çok ciddi bir mücadele başlatıldı. Uğraştık yani bir taraftan işte Adana temsilci oradaki valilikle yazıştı, bakanlığa söyledik şu bu. Yavaş yavaş yapmaya başladılar. Yani normalde aslında çok kolay yapılabilecek işler ama siz sonuçta muhalif dernek olarak göründüğünüz için evet. Ve bir de yani sonuçta hani çok şey alanda gidiyorsunuz. Yani iktidarın mağdur ettiği bir kitlenin yanında yürüdüğünüz zaman hani mümkün olduğu kadar sizi görünmez
olmanızı sağlamaya çalışıyorlar ama tabii ki yani sonuçta bu ülkede yaşıyoruz. Hiçbir zaman için şunu söylememişimdir. Yani tamam ben muhalefet milletvekilliği yaptım. Muhalif bir tipim ama her zaman içinde gidip bir bakanın karşısına oturur konuşurum. Konuşmam gerekir çünkü biz aynı sistem içerisindeyiz. Yani sonuçta iktidarın bakanı onu o yapacak. Bu bir talep değil mi? Benim hakkım. Yani vergiyi bu vatandaşlar bunun için veriyor. Ben o verilen vergilerin kontrolünü bu şekilde yapmaya ve hani verilen vergilerin karşılığını alma konusunda vatandaşlara destek olmaya çalışıyorum. Bu doğrultuda ben komisyon başkanlarını da konuşurum. Yani ki yapmışımdır bu tür hani devletle o tür bir ilişkimiz var. Yok değil. Ama hani daha sosyal olsa devlet bu kadar biz de uğraşmayız. Türkiye'de demokratik toplum, sivil toplum bir hayli güçlendi. Aslında sivil toplumun, demokratik toplumun güçlendiği devletler genelde devletin işini yapmadı. Yani hükümetlerin sosyal hak ve bu minvaldeki hakları biraz ötelediği, fazla dikkate almadığı ülkelerde bu işi sivil toplum, demokratik toplum kuruluşları yürütüyor. Yani bunun en gelişmiş örnekleri herhalde işte Hindistan'da var, Brezilya'da var, en yoğun sivil toplum Afrika'da var. Bizde de hakikaten güçleniyor. Evet. Mesela bizim sivil toplum, demokratik toplum kaygılarımız da Avrupa'dakilerinki farklı. Onlar da biraz daha farklı bir çıtadalar. Evet. Yani böyle bir alanda mücadele ediliyor. Harikasınız, harika. Biraz önce bu çok büyük trajik facialardan, felaketlerden bahsettik. Soma'da geride kalanlar, yani aslında giden kadar geride kalanında yaşadığı çok büyük travmalar, zorluklar var. Tabii. Aladağ'da yine aynı şekilde ve birçok yerde. İşte Çorlu yaşandı, Ankara'daki yüksek hızlı trenin ilk açıldığından sonra yaşananlar. Bitmiyor yani hakikaten de. İşte, geride kalanlar için neler yapılıyor? Neler yapılıyor? Ya geride kalanlar için şöyle, biz mümkün olduğu kadar ailelerle özellikle hani davaların takibi açısından, onların ceza davalarını gönüllü hukuk sürecine talip oluyoruz. Bu Soma'da böyle, Aladağ'da da böyle, Çor'da da birkaç aile var. Ya geride kalanların şöyle bir şey oluyor, yani hani özellikle Soma özelinde söyleyeyim. Oradaki çok büyük facia. Tabii çok yıprattı iktidarı. Ve oraya ciddi anlamda hani ev verelim, para verelim, onu verelim, bunu verelim. Hakikaten çok ciddi bir yardım yaptı. Ama mesele o değil. Yani mesele hani parası neyse verelim, ölsünler gibi bir anlayış olamaz. Siz daha Soma'daki insanların cansız bedenleri madenin içinden çıkmadan ertesi gün o şirkete gidip Amasya'da termik santral ihalesi hediye ediyorsanız hiçbir samimiyet yok yapılan şeylerin. Bundan sonra yine orada da yenileri olacak demektir. Ya da dediğim gibi siz mahkeme kararı, sizden kastım bu iktidar ve onun yargısı, mahkeme kararı sonrası çıkmış işte 3 yıl bu şirket böyle bir yatırım yapamaz kararını kaldırabilip birden yeniden hani yoluna devam etmesini sağlıyorsanız gibi. Onun için hani bunlara aileler isyan ediyor. Sonuçta evet yani para alıyorlar, tazminat alıyorlar. Hani gerçekten de şöyle bir bakış açısı var. Ya bu işte fıtrattır. Kalkınmada olur böyle şeyler. İşte kız yurdu yandığında o kadar çocuk eğitim görüyor. Ben dediğini biliyorum işte bak, bürokratlardan biri söyledi, bakan mı söyledi hatırlamıyorum. Şey dediler, yani bu kadar çok çocuğun okuduğu şeylerde böyle olaylar olabilir. Yani hani şu kadar öğrenci okuyor bu ülkede. Tabii ki olabilir bu tür kazalar. Yangın işte çocukların. Şimdi ama şuna bakmıyorsunuz. O çocukların o cemaat yurdunda ne işi var? O cemaat yurdu denetlenmiyor. O cemaat yurdunun elektrik sistemi, o cemaat yurdunun tamamen kaçak yapılmış olması ile hiçbir şekilde ilgilenmiyorsunuz. Çocuklar yanar. Doğru. Çocuk şey yapabilir. Yani çocuk yurdu orası. Kibritle oynar, yakar. Ama o bina yanmayacak. Evet. O binanın yangın merdiveni kilitli olmayacak. Yani şimdi tüm bunlara alarmı baktığınızda olacak, işte, yani sensörleri olacak. Anlatamıyorum. Şimdi
tüm bunlara bakıldığında siz istediğiniz kadar tazminat verin. Ben şeyi hatırlıyorum, daha dava başlamadan hemen ailelerin hesaplarına para yatırmak istediler. Bir kısmı almadı da hatta. Bazısı da aldı, alsın da zaten. Yani hani hemen paraları yatır, sürekli bir susturma, itiraz edilmesin, evet, isyan edilmesin. Allah aldı, Allah verdi. Gibi böyle bir hani dini de birazcık sömürerek, yani kalanları ıslah etme yönünde bir genel anlayış var. Ben de şeyi sevmiyorum işin doğrusunu söylemek gerekirse. Sürekli olarak insanların acılarını ve hatıralarını kanatmak, kanırtmak benim de hoşuma giden bir şey değil. Ama sonuçta bunu sağlamanın yolu hakkaniyetli bir adaletin ortaya konmasıdır. Sadece verilen paralar değildir. Siz 301 kişinin öldüğü davanın mahkeme heyetini sürekli olarak değiştirirseniz, mahkeme heyetini bizzat sanık kendisi sanık sandalyesinden tehdit ederse, aileleri tehdit ederse, geriye kalanlar hem çocuklarımızı, kocalarımızı, eşlerimizi öldürdünüz hem de bize bunu yapıyorsunuz diyorlar. Soma'dakiler de diyor, Aladağ'dakiler de çok öfkeli. Keza Çorlu'dakiler de öyle. Yani hele ki Çorlu'da, yani devlet demir yollarının efendim kusurunun bulunmaması ya da ne bileyim hiç ulaştırma bakan, zaten hani yukarıya hiç ulaşmıyor soruşturmalar. Acı olan o yani. Bugün hani enerji dönemin enerji bakanı çıkıp, madencilik bakanı çıkıp en iyi bak, en iyi maden dediği, yani bir hafta önce çıkıp en iyi maden, en güvenli maden dediği maden patlıyor, 301 kişi ölüyor. Öbür tarafta Milli Eğitim Bakanı yurt yangının hemen arkasından çıkıp o yurt denetlenmişti, hiç sorun yok değil mi? Bakıyorsunuz denetim etmiş hiçbir şey yok. İşte Ulaştırma Bakanlığı yok, işte meteoroloji yağmura bağlıyor. Bakıyorsunuz meteoroloji tahmin raporu almıyor devlet demir yolları falan. Yani şimdi tüm bunlara bakıldığında çok tepede günahlar ve suçlar işleniyor. Bir süre sonra aşağı doğru işte bir iki bürokrata, onlara bile değil, işte iki tane makinist de şuna buna ceza kesilmeye çalışıyor ve aileler bunların farkında, görüyorlar. Ve işte, buna da çok öfkeleniyorlar. Merak ettiğim bu aslında. Buna farkındalar da çok mı? Farkındalar. Buna da, özellikle Çorlu'da hiçbir şekilde iki tane şeyin orada işte görevlinin olmayacağının farkındalar. Aynı şekilde Aladağ'da da öyle. Aileler ilçe Milli Eğitim Müdürü'nün bunun hesabını sorulmasını istiyorlar. Yani hiçbir şekilde orada elektrikti, şuydu, buydu, bilmem neydi. Yani elektrik kontağıyla ilgilenmiyor bile aileler. Çünkü aileler şuna çok öfkeli. Bizi zorla o yurda yönelttiler. Zorla. Bakın aileler istemeye istemeye çocuklarını veriyorlar cemaatin yurduna. Onun için hani aileler tabii ki çok öfkeli. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela Aladağ özelinde özellikle. Hep şey dendi işte, niye oraya gönderdiler çocuklarını? İstemeye istemeye veriyorlar çocukları. Ve daha sonra da işte şikayetçi olmadılar gibi bir yanlış bilgi yayıldı. Hayır, yani cemaatin müdürü olan ve çocuğu ölen müdür hariç oradakilerin hepsi şikayetçi oldular. Yani. Ve şikayetlerinden de asla vazgeçmediler. Bütün bu konuştuklarımız, paylaştıklarımız bir kere daha hani bu masada biz birçok konuyu konuşuyoruz ve en sonunda hep ortak bir payda geliyor, çıkıyor. Evet. Olan biten münferitmiş algısı yaratılıyor ve olay kendi içinde dediğiniz gibi en alt düzeyde bir takım operasyonel iş yapan kişilere fatura ediliyor. Evet. Ve bu bir politika sorunu, bu bir siyaset sorunu, bir yönetim sorunu olarak ele alınmıyor ve bakan hiçbir bunlardan şekilde habersizse, işte şeyi hatırlıyorum, Soma döneminde bakanın günlerce gömleğini değiştirmeden orada kaldığını söylemesinin ne kadar önemli ve duyarlı olduğunu anlatmaya çalışıyordu bu mesajı vererek. Yani olay çok organize. Ama hiçbir şekilde bir istifa etmeyi düşünmedi mesela. Yok, hayır, öyle bir istifa müessesesi zaten hiç çalışmıyor. Hiç yok. Organize bir sistemsizlik, takipsizlik ve kontrolsüzlük var. Evet. Yani kontrol mekanizmalarının çalışmadığını anlıyorum. İşte hiçbir şekilde balon kazalarında denetim, dediğiniz gibi denetim yapılmıyor. Denetim yapılmıyor. Yani bizde denetim şeyden ibaret.
İşte gidip orada çayını içiyor, yemeğini yiyor, çıkıyor herhalde. Hı-hı. Öyle anlıyorum. Hı-hı. Çünkü şeyde de baktığımızda öyle, Aladağ'da baktığımızda öyle, burada da baktığımızda öyle. Çünkü fazla denetim bir süre sonra o işi sekteye uğratır. Evet. Çünkü belli bir tonajı yakalamak için insanüstü bir gayretle çalıştırmayı gerektiriyoruz. Yani vardır evet, ya böyle hani evet. Sanayi devrimi döneminde İngiltere'de ya. Böyle fabrikalar görürsünüz. Evet. Ölüm, hani evet, öyle evet. Bir ortamdan bahsediyorum. Öyle dayıbaşı kavramı. Evet, dayıbaşı gibi. Kavramı işte hadi evet. O hadi hadi bir kalıpmış hakikaten. Hadi şeyleri. O yüzden hani bunlar görünür şekilde geliyorlar. Bakanlara da baktığınızda hani çok enteresan. Biz duyuyoruz ya dünyanın her bir tarafında işte şöyle oldu bakan istifa etti. Böyle oldu şöyle hani derin Japonya'da olsa intihar ederler. Ya intihar istemiyoruz. Evet. Allah razı olsun bir kişi de bir istifa evet. etsin desin ki evet, bundan evet. da ben sorumluyum. Evet. İstifa edilmemesinin sizce kök sebebi ne? Yani böyle bir kültür mü yok bizde? Böyle bir şey yaratmak istemiyorlar. İstifa edilmiştir. Hata bu, yaptık. Tabii. Kabullenmesi ilgili. Hiçbir şekilde. Hı. Yani her şeyi inkar üzerinedir. Bakın bu iktidarın, hı. AKP zihniyetinin ya da siyasal İslam diyelim. Neyse bunlarla tanıştığımız. İnkar üzerine. Yani mümkün olduğu kadar hiçbir suçu kabullenmeme, sorumluluk hiçbir almamak. Sorumluluğu kabullenmeme hı. üzerine gidiyor. Onun için herhalde çünkü bizim ülkemizde istifa müessesleri tabii ki çalıştı biz bu ülkede istifa eden çok bakan oldu evet, eski evet, dönemlere evet, bakıldığında. Evet. Ama baktığınızda yani Soma gibi bir olaydan sonra kesinlikle bakanın istifa etmesi gerekiyor. Bunca eğitim rezaletlerinden sonra kesinlikle bakanların, evet, bürokratların evet. yani o kadar taciz, tecavüz şu bu baktığınızda. Hiç böyle bir sorumluluk, bu kadar şey ulaştırmayla ilgili işte tren kazaları umurlarında değil. Umurlarında değil. Çünkü şöyle bakıyor olaya. Bir istifa başlarsa sonra devamı da gelir, o da gelir, bu da gelir. Biz bu ülkeyi yönetemeyiz diye bakıyorlar. Ama bunlar zaten ülkeyi yönetmiyorlar yani. Bunlar ülkeyi idare ediyorlar. Söyleyeyim. Evet. Yani zaten bürokratik mekanizmalar var. Bir devlet kültürü evet, var evet. çünkü geleneği evet. var. O da çok kalmadı. Öyle mi? Evet çok evet. yani devlet kültürü, devlet hmm. geleneği yok. Yani evet. uzun bir süredir yok. Uzun bir süredir yok. Bürokratik mekanizmalar zaten herhalde kendi operasyonel işlemlerini yapıyor. Dönemsel işte raporlamalarını veriyor herhalde. Ama stratejik... Bürokratik mekanizmalar hı. parti devletinin arzuladığı raporları yapıyorlar yani. Hı. Öyle diyebiliriz. Evet. Evet. Yine hani hep madalyonun arkasındaki tarafı bize gösteriyorsunuz. Tabii yani evet. Evet yani maalesef öyle yani bürokratik mekanizmalar dediğiniz şu anda evet. Yani ya korku iklimi, geri çekilme ya da imza bile atmama, iş yapmama evet. üzerine bir iklim var. Çünkü bu evet. korku iklimi kendi bürokrasisine de yaygın. Hele orada çok daha fazla yaygın tabii. Hı-hı. Öyle bakıldığında. Yani çeşitli soruşturmalar, şunlar bunlar bayağı bir farklı bir iklime soktu devletin bürokrasisinde. Evet. Öyle görünüyor. İmza demişken son olarak da bunu danışmak istiyorum size. Türkiye'de son yıllarda daha işte sosyal medyanın da etkisiyle çabuk yayıldığı için muhtemelen imzacı olan vatandaşlar birçok farklı konuda işte imza evet. kampanyaları açabiliyorlar, toplayabiliyorlar. Yani bir görünürlük sağlamak adına bir çaba evet, var. Var. Bu hani sivil toplum bağlamında bakacak olursak hakikaten bir duyarlılık, bir yükseliş var mı sizce? Yani sivil toplumun ya da demokratik toplumun bir dayanışma mekanizmalarından bir tanesi tabii imza toplama şeyi. O da bir süredir imzacılara karşı ciddi soruşturmalar, işten çıkarmalar, KHK'lar falan olduğu için evet. orada da artık azalma olmaya başladı ufak ufak. Çünkü akademisyenlerin başına gelenleri tabii, biliyoruz. Tabii. Sonuçta yani sadece akademisyenler değil, imzacı bir şey grup komple yargılandı. Hı hı. Hani beraatları evet. oluyor arada, cezalar da oluyor. Bu imza meselesini de mümkün olduğu kadar hani korkutmaya çalışıyorlar. Evet. Ama demokratik toplumda fazla bir şey yok ki. Basın açıklaması doğru. yaparsınız.
sokakta hani şiddetsiz direniş yaparsınız. Evet. Direniş hakkıdır bu. Gösteri yaparsınız. Yazı yazarsınız. Medya zaten hani evet. Var olan minik medyanızda yani başka çünkü ne yapabilir ki elinde ordusu yok. Elbette. Kolluk kuvvet yok yani. Elbette. İfadeleri var, evet, sözcükleri evet. Var. Aynı sözcükleri var. Doğru. Ve imzaları var yani. Evet. Fakat hani o kadar işte diyelim ki yavru bir işte köpeğe, hayvana yapılan bir saldırının işte evet. Bir zarar vermenin hemen arkasından bir sivil toplum işte evet. Medyada evet. Bir alanda hemen bir imza başlatılabiliyor tabii, ve tabii, sıradan tabii. insanlar işte illa tabii. Akademisyen olması tabii, gerekmiyor. Tabii, tabii. Oraya tabii, adını tabii. koyuyor. Tabii. Burada bir şey görüyorum yani o hani korku, o endişe sanki giderek azalıyor gibi. Konusuna bağlı olarak yani ya da, hayvanlarla ilgili konu, çevre, hayvan. Çevre meselesi, hayvanlarla ilgili konu öyle hani hemen soruşturma yapılacak bir konu değil. Ama şu taraftan da bakalım, hayvanlar insanların en çok duyarlı oldukları konulardan bir tanesi. İşkence edeninden çok fazla seveni var, onu biliyoruz. Hayvan meselesi enteresandır Türkiye'de. Çok enteresan bir inanıştır o, bir inançtır yani. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hayvanlarla dost olmak, hayvanı sevmek ve hayvanın hakkını korumak bir inançtır. Öyle olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şeydir ki bu. Aslında birbirinden tamamen farklı, farklı ideolojideki, farklı birbirini belki hayatı boyunca konuşmayacak iki insan bir köpek için bir araya gelir ve onun hakkını korur. Bu enteresandır evet. Tabii ki yani o alanda insanların duyarlı olması da çok önemli çünkü ciddi bir de şiddet de var. Tabii, tabii. Ama hani imza konusunda evet yani toplum elinden geleni yapıyor evet. ama yapılacak daha çok şey var. Yapılacak daha çok kadarıyla. Şey var. Sadece şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani sosyal medya kullanırken yazılan çizilenin hakaret boyutuna ulaşmaması. Evet. Evet. Çünkü hani bu tamam bunlar aslında çok ağır cezalık meseleler değil ama şu an ki iklim böyle bir yere götürüyor. Onun için ben her zaman gençlere özellikle evet. Tweetlerinize dikkat edin. Evet. Tweetinizin ayarı olsun diyorum. Evet, bir de hakaret çünkü, o evet, onaylanacak bir şey değil. Tabii. Söyleyeceğinizi hakaret etmeden evet, de söyleyebilirsiniz. Çünkü hakaret hani sizin başınız. Hep şey derim ben. Yani önce kendinizi koruyacaksınız. Evet. Her konuda. Evet. Ben yani eylemlerde de olsun. Arkadaşlarım ki arkadaşlar bakın önce kendinizi koruyacaksınız. Nasıl uçağa bindiğinizde evet. Ne diyor hostes? Maskeyi önce kendinize sonra çocuğunuza evet. takacaksınız. Evet. Bu onun gibi bir şey. Siz kendinizi kollamazsanız evet. Etrafınızı da kollayamazsınız. Çok teşekkürler Melda Hanım. Ben sizinle teşekkür konuşmak ederim. Çok keyifliydi. Çok feyiz aldık ve sosyal haklar konusunda yaptığınız çalışmalar için teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ayaklarınıza ederim. Sağlık. Sağ olun efendim. Sevgili izleyiciler, Çağlar Boyunca'yı bu haftada sonlandırıyoruz. Konuğumuz sevgili Melda Onur bizimleydi. İyi akşamlar, hoşça kalın.